Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobil 18'de 90 gen Sergio Ramos'u alacağız arkadaşlar. Bu tarz videolar gerçekten bence en çok like hak eden videolarım. Neden mi? Çünkü en çok emek harcadığım ve en çok abi oynarken yorulduğum videolar. Sinir oluyorum, gol yiyorum, maçı kaybediyorum, sinir oluyorum. Gerçekten çok yorulduğum videolar. O yüzden sizlerden bu videoya tam 3500 beğeni bekliyorum ve hala kanala abone değilseniz, yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. 100.000 abone olduk. Hadi bakalım sen de katıl ailemize. Bir an önce daha da hızlı gelişmeye devam edelim. Hadi bakalım sen de hoş geldin eğer yeniysen. Abone ol butonuna basarsan teşekkür ederiz. Ve ailemize katıl. Sen de bizim videolarımızdan haberdar olmak için. Bu arada bildirimler en önemli şey arkadaşlar. Başlayalım biz maçımıza. Bildirimler gerçekten çok önemli bir şey. Neden? Çünkü arkadaşlar bildirim demek, hani sizin benim videodan aldığınız bildirimler gerçekten benim videomun ilk anda izlenmesi demek, ilk anda aldığı like'lar izlenmesi falan. Hani bir saatte bir videom 10.000 izlense mesela, o video en az 40.000 oluyor. Neden mi? Çünkü ilk bir saatte 10.000 izlenince YouTube diyor ki demek ki bu çocuğun videosu bayağı izleniyormuş diyor. Sonra hemen, yani demek istediğim şeyi anladınız. YouTube'un algoritma sistemine göre bildirimleri açmanız gerçekten bizim kanalımızın gelişmesini istiyorsanız çok önemli. Videolarımı yüklendiği anda izlemeniz falan gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü şu ana kadarki tespitlerim o yönde. Öyle bir bilgim yok ama öyle yani. Ve dediğim gibi like de atarsanız sevinirim bu arada. Abi çok saçma bir gol yedim. Gerçekten çok saçma bir gol yedim. Neyse toparlanır abi. Toparlanır. Sıkıntı yok. Toparlanmazsa çünkü sıkıntı olur. Ama ilk golü yiyince de gerçekten çok zor oluyor ve abi ben kazanırım diye ümit ediyordum ya. Bir dakika. Hani kazanırım değil, sadece rahat kazanırım da. Ve abi iyi ki geç vurdu. Normalde futbolculara geç vurunca kızıyordum ama ilk yaptığım anda vursaydı gol olmayabilirdi. Bir adım attı, öyle vurdu ve gol oldu. Ama o adım atıp top kaybetseydi gerçekten çok sinir olurdum gerçekten. Ama güzel bir gollü. Güzel bir gollü. Şansa bala attım birazcık. Hani hata yapmam, tamam, şansa bala değil ama genelde bu tarz pozisyonlarda gol olmuyor. Ve arkadaşlar en kolay gol atma taktiği abi. Size birazdan gösteririm. Şimdi olursa tabii, olmaya da bilir. Şimdi bak, bu maçın bu arada hiç kesitli değil, tamamını göstereceğim derken topu alamıyorum ya. Abi 120 gen takımı rahatça kazanabiliyorken 115 genli takımdan topu alamamak nedir ya? Bakın arkadaşlar, kolay gol atma taktiği ama bu 1-0 falan öndeyken işe yarar. Yani çünkü takım atakta olur genelde. Devam ediyoruz arkadaşlar maçımıza. Bakalım, gerçekten bayağı bir sinirlendim. Kaçırdım pozisyon. Hani böyle bir şey yok. İlginçti. Alves alsana topu, adamın yanında dolu yürüyor ya. Adamın yanında koşuyor. Ayak uzatsa topu alacak, almıyor ve kastırıyorum. Sen de var ya. Yemin ediyorum, neyse bir şey demeyeceğim. Torres, bu maçın yıldızısın. Hadi bugün maçın kurtarıcısı ol. Demin tek başına gol attı. Şimdi yine mi atarsın? Yine atar mısın? En azından bir faul al orada derken güzel bir çalım. Abi nasıl kaçırıyorsun? Ya yeter Torres. Arkadaşlar Fernando Torres böyle değildi ya. Ne oldu bu Torres'e, ben anlamıyorum ki. Güzel çalım. Güzel çalım. Hadi Torres. Oh be. Falsol vurmayınca gol atmayacağım mı abi sen? Benim bu maçı kazanmam lazım. Kazanmak istiyorum. O yüzden çok sinirleniyorum ama gerçekten atması gereken pozisyonlar onlar. Plase vuracağız, sürükleyerek atacağız, anca öyle atıyor abi. Öbür türlü anlamıyor. Rukavina. Neyse ilk yere böyle bitsin o zaman, yapacak bir şey yok çünkü. 3-2 öne geçince 4-2 nasıl yapılır onu göstereceğim size kolayca. 4-2 nasıl yapılır onu göstereceğim. Eğer 3-2 yapabilirsem. Soriano, Bruno. Hani birinci gol attıktan sonra ikinci gol atmak kolay oluyor arkadaşlar genelde. Yani birinci farkı açtıktan sonra ikinci gol atmak artık, hani artık ikinci, üçüncü goller gittikçe kolaylaşıyor. Devam ediyoruz. Daniel Alves. Romagnoli. Yavaş oynama abi. Yavaş oynamayın. Özcan'a niye atıyorsun? Ben çok bastıysam onu Kalsirom'a atmam lazım. Bir de hani ona doğru tutuyordum. Neyse. Ali çok yavaşsın ya sen. Abi o özellikler bu adamda çalışmıyor gerçekten ya. Yemin ediyorum bu adam daha iyi. Bakın şimdi pasa atmayı bir saattir ulaştırmayı, topu ulaştırmaya çalıştığım adam var ya. Ya. Abi şaka mısın ya? Adam gelmedi, geliyor gibi yaptı. Fake attı, geri döndü. Ben de hareketi yapmıştım geliyor diye. Ve top adamın direkt üstüne gitti. Yani gerçekten çok büyük fake yedik. İsteyerek mi yaptı bilmiyorum ama yani bilgisayar ne kadar zor ya. Çok zorlanıyorum abi. İtalya bu kadar zor değildi. Cidden değildi. Ya yeter yeter. Gerçekten yeter. Sıkıldım ben bu durumdan ya. Elim terliyor abi, bir de kötü oynayınca sinirden. Elim terleyince kaydırmayı yapamıyorum. İstediğim yönlere de gidemiyorum. Torres hadi lan. Hadi bir daha. Son kez istiyorum senden. Sonra bir daha senden istemeyeceğim. Hadi. Aferin. Aferin sana be. Abi Fernando Torres bu maçın yıldızı, böyle bir şey yok yani. Fernando Torres Sergio Ramos'u artık ne kadar seviyorsa o kadar çok istiyor demek ki yani. Helal olsun Torres, adamsın. Bu arada en kolay gol yemekte berabereyken oluyor sanırım. Ve gerideyken ki durumlarda. Ama gerideyken genelde defansif duruyor birazcık. O yüzden atağa kalkmıyor. Abi en doğru hata arkadaşlar berabereyken yapıyor rakip bu arada. Onu da söyleyeyim. Gerideyken çok bayağı basıyor. O yüzden kontratak yiyebiliyor. Faul. Kırmızı. Vermez ki. Sarı bile vermedi. Aslında arkadaşlar o gerçekten kırmızıydı bence. Öyle bir giriş yok yani. Daniel Alves. Güzel pas. Al o topu ya. Al o topu ya. Of. Abi alamadığı toplara bak. Aslında ne kadar hızlı bir adam ama alamadığı toplar çok saçma. Royce, Jorge. Castro. Yapma bunu. Arkadaşlar mücadelelerde acaba Walker'ı mı kullansam ya? Neyse artık bitti zaten son maç. Umarım son maçtır yani. Son maç değilse bayağı bir moralim bozulur. Hadi abi şimdi bu atakta gol atayım ve bitsin. Kasmaya gerek yok, uğraşmaya gerek yok. Hadi abi ya. Şöyle bir hareket yap. Topu kaptırmadan tabii. Güzel. O topu kaptırmam çok iyi oldu. Şu abi adam varmış. Ya ben adamın olduğunu biliyorum zaten. Bir dakika. Bir dakika sakin. Yes be, Dele Ali çok güzel bir gol arkadaşlar. 4-3 yaptıktan sonra size kolay gol atmayı gösterecektim. Kolay gol atma dediğim şey arkadaşlar yani 4-3 öndeyseniz abi en hızlı oyuncunuzu alın, akıllı çalımlarla gidin, zaten golünüzü atarsınız. Bu arada çok efsane oynamadım ama iyi oynadım ve bir daha gol yemek istemiyordum ve yemedim. Evet arkadaşlar sonunda Allah'ıma şükürler olsun ki yani gerçekten böyle terliye terliye, mesela bu videoda terledim abi, sırf sinirden terledim. Yani oyunun içine çok giriyorum bazen. Ve bu da zaten yani YouTuber'ların yapması gereken bir şey. Yani öyle video çekmek için çekmektense oyunun içinde sinirlenmesi falan. Tabi itici durabiliyor olabilir. O yüzden çok aşırı sinirlenmemeye çalışıyorum. Tam doğal değilim ama doğal olmaya çalışıyorum yani. Ama tam doğal olursam da hani bu sefer ağzımdan yanlış kelimeler de çıkar. O yüzden de korkuyorum. Hadi bakalım abi. 5000 jeton, XP ve Toledo. Ve arkadaşlar şimdi sırada ne var? Vamos, Ramos, 90 gen, 90 ne demek abi, oyundaki en yüksek genlerden biri, muhteşem. Bir pazar açılsa da diğer oyuncuları da satsak artık, kurtulsak yeter, sıkıldım. Neyse, Sergio Vamos, Ramos geliyor, Sergio Ramos geliyor, Ramos geliyor, Ramos geliyor ve 3, 2, 1, boom, Sergio Ramos. Gerçekten muhteşem oldu ve bu da benim coinsime katkı yapacak. Kadromu genini yükseltmez büyük ihtimalle. Çünkü zaten herhalde en yüksek gen bile yapılmıyor. Aynen. Koulibaly ile değiştireceğim ancak tabii ki de. Çünkü burada bizim daha yükseltmelerimiz var. Şu an 94 gen ama daha bakmayın abi. Daha burada yükseltme yapacağım ben. Markaj. 25.000 bas abi. Bas, ne kadar varsa bas abi. Bu adamın markajının yükselmesi bu arada muhteşem bir şey. Yani defansların çoğunda markaj yok. Bunda var. Çünkü abi markaj özelliği yükseliyor. Markaj çok önemli bir özellik. 104 müdahale ve 102 markaj daha şu anda var arkadaşlar ve daha yükselteceğim, bir daha yükseltelim mesela. Bir daha yükseltemeyeceğim büyük ihtimalle, galiba öyle duruyor, umarım öyle durmuyordur, öyle olmasın abi, daha çok var. Keşke 7 gen olsaydı ama olsun. Şu anda arkadaşlar markajı 203, müdahalesi 104 oldu, bence muhteşem duruyor. Gerçekten harika yani, muhteşem, muazzam. Şimdi bunu çalıştırmak istiyorum ben, bir gen falan arttırmak istiyorum ama neyle basabiliriz abi? Yok abi zor, bir gen artmaz. Çünkü XP çok yok. Ben hepsini harcamış olurum. O da gereksiz olur. Ama şu anlık arkadaşlar gerçekten Ramos daha iyi oldu. Çünkü Koulibaly'yi zaten satacağım için Koulibaly'nin 88'lik kartını zaten satacağım. Gayet de muhteşem olacaktır diye düşünüyorum. Takımımdaki diğer oyuncu kimmiş? Romagnoli. Romagnoli kalsın. Pazar açıldığı zaman artık Koulibaly'yi de satacağız arkadaşlar. EA büyük bir köşeye sıkışma yaşıyor arkadaşlar. Şu dönem onun da açıklamasını yapayım. Bence tahmin, sadece tahmin olarak söylüyorum arkadaşlar. Bence EA Sports şu anda köşeye sıkıştı ve bu arada şuradan 50 FIFA points galiba. Yok 75 FIFA pointsmiş. Baya güzel. Arkadaşlar EA Sports bence şu anda köşeye sıkıştı. Ve toparlanmayı bekliyor ama zor toparlanacak. Gerçekten toparlanamadı. Bakın kaç gündür toparlanamadılar. Gerçekten çok felaket köşeye sıkıştılar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bilemiyorum, ben de bilmiyorum abi ne yapacaklarını. Bakalım, izleyeceğiz, göreceğiz ama gerçekten büyük sıkıntı. Yarınki videoyu kesinlikle izleyin. Yarın 24.000 FIFA points. 24.000 diyorum, bakın ne demek 24.000. Abone olun, like atın ve hoşçakalın. Şuradan kanala abone olun abi. Şu kısım çok güzel bir kısım. Abone ol butonu var abi, tıklayın. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam bir videoya gidebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar, sizleri seviyorum. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler ve bay bay.